Herkese merhaba. Bu videomuzda Photoshop ile bir fotoğrafta istenmeyen kısımları nasıl sileceğinizi göstereceğim. İşlemlerimiz oldukça basit. Bu videoyu izledikten sonra eminim 7'den 70'e herkes rahatlıkla bir fotoğrafta istenmeyen kısımları rahatlıkla silebilecek. Şimdi elimde örnek olarak 3 adet fotoğrafım var. Bir tanesinde bu. Burada şu iki arkadaşımızı sileceğim. Hemen ikinci fotoğrafımızda şu sandalı ben sileceğim. Ve üçüncü fotoğrafımızda şu arkadaşımızı buradan tamamen sileceğim. Tabi bu sildikten sonra görseller hiçbir şekilde... Bozulmayacak. Bunun bilgisini de vereyim. Şimdi şu anda benim Photoshop'um açık. Bu üç fotoğrafı seçili hale getiriyorum. Ve ardından Photoshop'a sürükle bırak mantığıyla taşıyıp bırakıyorum. Şöyle sıralamasını doğru bir şekilde yapayım. En başta şimdi bu birinci fotoğrafım. Şu ikinci. Ve şu da üçüncü fotoğrafım. Şimdi ilk olarak şu fotoğrafla başlayalım. Şimdi bu iki arkadaşı buradan sileceğiz. Nasıl yapacağız? Dediğim gibi işlemlerimiz oldukça basit. Hemen şurada şu üçüncü sırada şöyle bir simge olacak ya da şu simge olur. Şu şekilde de simge olabilir. Burayı sağ klikleyin ve şunu seçin. Bakın poligonal lasso tool yazan yeri klikleyin. Ne yapacağız? Burayı seçeceğiz. Şu alanı seçili hale getireceğim. Şöyle farenin sol klini basacağım. Bakın sol kliğiyle bas istiyorum. Nereyi silmek istiyorsanız orayı seçin. Bakın şu şekilde sildim. E, seçtim. Şu şekilde seçili hale geldi. İşlemim tamam. Şimdi ne yapacağım? Şu edit kısmına geliyorum. Bakın edit kısmına geliyorum. Tıklıyorum. Burada fil kısmını seçiyorum. Şurada fil. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Burada contents kısmı content avare olacak şekilde seçili hale getirin. Ardından şu options'ın hemen altındaki e, color adaptation seç e, kısmını seçili hale getirin. Bu da seçili hale gelecek. Bu kadar. Ardından okey diyorum. Bu kadar. Yani e, böylece basit bir şekilde bir fotoğraftan e, herhangi bir kısmı istemediğiniz kısmı rahatlıkla silebiliyorsunuz. Bakın e, resmin içinde hiçbir şekilde belli olmuyor. Yani silindiği buradan e, bu kişilerin silindiği şekilde belli olmuyor. Şimdi ikinci fotoğrafta da aynı örneği göstereyim. Bakın şu ikinci fotoğrafa geçiyorum. Burada mesela şu sandalı ben sileyim. Aynı yöntemle yapacağım. Bunun için ne yapıyorum? Bak şurada şu kısmı seçtim. Sağ klikledim. Poligonlar lasso tool'u seçtim. Ne yapacağım? Şunu sileceğim değil mi? Aynı zamanda gölgesinin de silinmesini istiyorum. Farenin sol bir kere klikliyorum. Ardından burayı şu şekilde seçili hale getiriyorum. Bakın şöyle. Şu şekilde seçelim. Evet seçtim. Tamam. Bunu seçili hale getirdikten sonra ne yapıyordum? Edit kısmına geliyordum. Fill kısmına geliyordum. Contents'i, Content Avarayı seçiyordum ve Options'ın altındaki Color Adaptation'ı seçili hale getiriyordum ve OK diyordum. Bakalım. Bakın bu şekilde. Bu şekilde ne oldu? Ee, bizim e, buradaki kısım tamamen kayboldu. Yani bizim sandalımız tamamen kaybolmuş oldu. Şimdi yine üçüncü fotoğrafı mesela örnek göstereyim. Bu da bu arkadaşımızı kaybedelim. Bunun için ne yapacağız? Gene buradaki kısmı, şuradaki kısmı sağ klikleyip neyi seçiyorduk? Polygonal Lasso Tool'u seçiyordum. Aynı şekilde fareli sol tıklayıp bir kez diyorum. Şu şekilde sol klik yapa yapa şu kısmı şu şekilde tamam. Ne yapacaktım? Edit kısmı, fill kısmı, kontensi, Content Avalaya'yı seçiyorum ve Options altındaki Color Adaptation'ı seçili hale getirip OK diyorum. Bu kadar. Ne oldu? Bu arkadaşımız buradan tamamen kaybolmuş oldu. İşlemlerimiz bu kadar. Basit. Şimdi farklı bir yol daha göstereyim. Şimdi resimleri ilk haline getireceğim. Yani ikinci bir yöntem göstereyim. Şunları ilk hallerine getireyim. Tamam. Şimdi ilk yöntemimize gelelim. Şuna mesela. İkinci yöntemimizi ben anlatayım daha doğrusu. Bakın şurada şöyle bir seçenek olacak. Şöyle. Muhtemelen bunlardan biri seçilir görsel olarak şu kısımda. Burada ilk olarak şu patch tool yazan kısmı seçin. Bakın şunu. Seçin. Fareyi sol kliklediğim bu defa basılı tutun. Tık tık yapmıyoruz bu kez. Yani kliklemiyoruz. Sadece basılı tutarak şu şekilde silmek istediğimiz alanı seçiyoruz. Burayı seçtim. Ardından tekrar buraya geliyorum. Sağ klikliyorum. Bakın şunu seçiyorum. Spot Healing Brush Tool yazan eleği. Klikliyorum. Ne yapıyorum burayı? Hepsini şu şekilde siyah boyuyorum. Tek seferde. Tamam. Bakalım şimdi. Bakın. Tamamen silmiş oldu. Bu kadar basit. Şimdi diğer fotoğraf için de örnek göstereyim. Mesela şunun için mesela. Hatta bunun için farklı bir örnek göstereyim. E, ikinci, hatta üçüncü yöntemi göstereyim. E, şu kısımda şöyle bir seçenek var. Bakın şurada şöyle bir simgemiz var. Şunu seçin. Clone Stamp Tool yazan Klikleyin. Ne yapacağız mesela burayı? Ee, şu kısma gelin. Ben buradaki kısmı buraya atacağım. Şu kısmı atacağım. Nasıl yapıyorum? Alt tuşuna basılı tutun. Klavyeden Bakın alt tuşuna basılı tutun zaman bakın şu şekilde değişti farenin. Şu kısımdan alıp buranın üstüne ekeceğim. Bir nevi yapacağım. İşlem böyle. Şimdi burayı klikliyorum. Bakın şurayı bir klikliyim. Tamam şurayı klikledim. Nereye geliyorum? Ardından e, bu kısma geliyorum. Farenin, farenin sol klini basılı tutuyorum. Bakın şu şekilde basılı tutuyorum. Şu şekilde, bakın silmiş oluyorum. Şöyle güzelce. Ne yaptık? Bir nevi burayı şu şu alanı buraya kurulmuş olduk. İşlemimiz aslında bu yani. O kadar basit. Şöyle silelim. Bunu yaptıktan sonra yani e, profesyonel olmayan biri bunun e, yani silindiğini ayırt edemez. Bunu söyleyeyim rahatla da söyleyebilirim. Şöyle silelim tamam. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi bakın şöyle bir alan kaldı ya. Mesela burayı silmek istiyorsanız. Mesela ben bu kısımdan buraya ekmek istiyorum ben yani şunun üstüne. Genel şekilde alt tuşuna basıyorum. Bakın şöyle bir simgemiz çıktı. Klavyeden alt tuşuna bastıktan sonra basılı tuttuktan sonra. Farenin sol kliniği buraya klik diyorum. Ne diyorum yani burayı seçmiş oldum. Şimdi buraya geliyorum. Tekrar farenin sol kliniğini basılı tutuyorum bu kez. Bakın oradan ne yapıyorum? Buraya ekmiş oluyorum bu şekilde. Evet bitti. Bakalım. Bakın. Hiçbir şekilde e, neredeyse orijinal gibi duruyor. Yani bunu ayırt etmek neredeyse imkansız. Basit bir şekilde Photoshop ile bir fotoğraftan istenmeyen kısımları e, bu şekilde tamamen silebiliyorsunuz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.